Türkiye gelişmekte olan diğer ülkeler gibi dolara karşı değer kaybetti. Evet. Ama Türkiye'nin değer kaybı diğer ülkelerinkinin tam iki katıdır. Bu aradaki farkı nasıl açıklayacaksınız vatandaşa? Siyasi kriz var desenize, siyasi krizin ekonomiye yansımasıdır bu diyebiliyor musunuz? Bu gerçekleri anlatabiliyor musunuz? Bu gerçekler varken biz başkanlık sistemi telaşına düştük diyebiliyor musunuz sayın vekiller? Sayın vekiller, Türkiye cari açık vererek büyüyor. Tasarruflarını arttıramıyor, borçlanarak kaynak sağlamaya çalışıyor. Borçlanarak sağladığı kaynağı ise üretimde kullanamıyor, tüketimde büyüyor zaten. Bakın lafa gelince Türkiye'nin borcunu 14 yıllık dönemde azalttık diyorsunuz. Peki bakın 2002'de Türkiye'nin brüt dış borç stoğunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı 56.2'ymiş. Bu arada birkaç sene 37'lere düşürmüşsünüz. Son 5 yılda artışa geçmiş ve şu anda Türkiye'nin brüt dış borç stoğunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı 59.5. Yani 56.2 devralmışsınız, 59.5'a çıkartmışsınız, kutluyorum. Kamu borç stoğunu ne yaptınız? 2002'den bu zamana kadar ikiye katladınız. Özel sektörün dış borcu ne oldu peki? İç ve dış borç olarak 7.5 kat daha arttı sayenizde. İşte cari açık vererek ve borçlanarak finanse ettiğiniz büyüme modelinde devraldığınız %8.4 işsizlik de şu anda 11.3. 11.3, bunu da kutluyorum. 2015 yılından bu yana da Türkiye hem bütçe açığı veriyor hem de cari açık vererek gidiyor. Tasarruf oranlarını da indirdiğiniz yerler şu anda 18.6'dan, 2002'de 18.6'da aldınız. 2016'da %13.5'a düşürdünüz tasarruf açığını. Dünya ortalaması nasıl mı? 25.4. Gelişmekte olan ülkeler 31.2. Asya %41'lerde, Avrupa 17'lerde en kötü olmasına rağmen. Ama siz %13.5'a maalesef düşürdünüz. Umutlar büyüme için dış kaynağa ve yabancı sermayeye bağlanıyor ama sermaye girişi yıllık 50 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi. Çünkü güveni azalttınız, para gelmiyor. Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.